Yeni bir öğle molasından herkese merhaba. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Facebook sayfasından yapmış olduğumuz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Serkan Dezcan. Bugün itibariyle öğle molası canlı yayınlarımıza başlayalı tam bir yıl oldu. Bir yıl 27 Nisan'da geçen yıl pandemi süreciyle birlikte başlattığımız programların bugün birinci yıl dönümünü gerçekleştiriyoruz. Ve birinci yıl dönümünde bugün İl Müdürlüğümüz Çevre ve Yem Şube Müdürlüğü personeli Sayın Ziraat Mühendisi Ali Altıntaş konuğumuz olacak. Kendisiyle KVM yem bitkisi nedir? Bakanlığımızın bu konuda verdiği destekler nelerdir? KVM ve yem bitkilerinin hayvan beslenmedeki öneminden bahsederek güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Ali Bey, bizim programımızın formatı gereği takipçilerimizin konuklarımızı biraz daha yakından tanımalarını istiyoruz. Bu nedenle sohbetimize başlamadan önce sizden kısa bir özgeçmiş alalım ve arkasından da hemen sohbetimize başlayalım. Buyurun Ali Bey. Ali Altıntaş, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekniği bölümünden mezun oldum. Bakanlığa 2006 yılında göreve başladım. 2015 yılından bu yana İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü Çayırma ve Yem Bitkileri Şubesi'nde ziraat mühendisi olarak görev yapmaktayım. Evet. Hemen sohbetimizle başlayalım ilk sorumuzla. Kaba yem deyince ne anlamalıyız? Kaba yem, kaliteli kaba yem ikisinin bir ayrımı var mıdır ve kaliteli kaba yemin önemi nedir isterseniz bu soruyla sohbetimize başlamış olalım. Kaba yem genel olarak %18'in üzerinde selüloz içeriği olan yemlerimiz kaba yem diyoruz. Kaba yemler nem içeriklerine göre iki gruba ayrılıyor. Yeşil sulu kaba yemler ve kuru kaba yemler. Yeşil sulu kaba yemler %90, %60 ve %90 oranında nem içeriğine sahipler. Çayır melalar bunlara örnektir. Yeşil otlar hepsi. Evet, bunlara örnektir. Kuru kaba yemler ise %10-15 oranında nem içeriğine sahiptirler. Yonca kuru otu kuru kaba yemlere örnektir. Evet, çayır melaların biçilmiş kurutulmuş otları da herhalde bu kuru kaba yeme örnektir. Evet. Kaliteli kaba yem denildiğinde protein, enerji, mineral ve vitaminca zengin olan kaba yemlerimiz kaliteli kaba yem diyoruz. Kaliteli kaba yemler. Ülkemizde kaliteli kaba yemler çayır meralardan yem bitkileri tarımı olmak üzere iki önemli kaynaktan sağlanmaktadır. Evet. Çayır meralar aşırı ve düzensiz otlatma nedeniyle verim değerini son dönemlerde aşırı otlatmayla baskı altında oldukları için yitirmişler. Yani yitirme düzeyindeler. O yüzden yani verimi olumsuz yönde etkilemektedir bu. Burada yani tarla bitkilerinde yetiştirilen kaliteli kaba yem çok önemlidir. Peki bu kaliteli kaba yemin hayvan beslemedeki öneminden mi isterseniz biraz bahsedelim. Yani kaliteli kaba yem ne sağlıyor beslemede, ne avantajları var çiftçimize? Kaliteli kaba yem öncelikle ucuz olması, geviş getiren hayvanlarda dümen mikroflora ve faunasının gelişimi için gerekli protein, yağ, selüloz içermesi, mineral ve vitamin C zengin olması, hayvanların performansının iyileştirilmesi, beslenmeye bağlı pek çok metabolik hastalıklar var, bunların önlenmesi, yüksek kalitede hayvansal ürün sağlanması bakımından çok önemlidir. Yani bu ben şunu anlıyoruz, Türkiye'de kaliteli kaba yem yeterince olduğu zaman, elimizde yetiştirdiğimiz zaman çayırmeli alanlar üzerindeki baskı da nispeten daha azalıyor. O öyle bir bize dolaylı bir faydası da var kaliteli kaba yem yetiştirmenin. Peki ilimizde kaba yem açığının kapatılması için neler yapılıyor?
Yani yaptığımız çalışmalar nelerdir? İsterseniz biraz da onlara değinelim. Evet, ya ilimizde 2020 yılında %75'i bakanlığımızca desteklenen yem bitkileri üretimi geliştirme projesi kapsamında yine Ege Tarım Araştırma Enstitüsü önce geliştirilen Alper çeşidi Adifi ve Sarı çeşidi yulafın karışım olarak 14.500 dekarlık alanda 10 tane ilçede ekimini gerçekleştirdik. Ve bu projeyle hem münabeye uygun bir üretim yapılmış oldu. Pamuk öncesi atıl durumda bulunan alanların ara ürün ekilerek, bu kışlık ara ürün ekilerek değerlendirilmesi sağlandı. Şu anda hasatları gerçekleşti o zaman. Evet, gerçekleşmek üzere. Kasım ayında ekimleri gerçekleştirdik ve şu an hasatlar yapılıyor. Hasatlarda verim tespitlerine çıkıyoruz. Yaklaşık 4 tonla 7 ton arasında. Oldukça da yüksek verim elde edildi. Evet, verim elde ettik. Şu an hala verim tespitleri devam ediyor. Peki genelde sonrasıyla ilgili de bir çalışma oluyor mu? Yani ot süreci olarak mı değerlendiriliyor yoksa kurut olarak değerlendirilen de mi var? Bu ile ilgili bizim bir projemizin devamı var mı yoksa o sadece kullanıcıya mı bırakıldı ondan sonraki kullanım şekli? Biz burada kaliteli kabayan kaynağı olarak yani yulaf ve fi karışımı adeti ve yulaf karışımı düşündük. Dolayısıyla burada yeşil ot olarak biçilerek kuru balya ve silaj yapmak isteyen de silaj yaparak bu şeyi değerlendirdik. Zaten ideal bir karışım olduğu için yani o süreci olarak da çok rahat değerlendirilmiştir diye düşünüyorum ve karışım oranları da sanırım bir standart olarak tespit edilmiş enstitünün verdiği değerlere göre mi yapıldı? Tabii enstitüyle bağlantılı olarak %75 baklagil ağırlıklı, %25 buğdaygil ağırlıklı olmak üzere 15 kilogram alper çeşidi adifi ve 5 kilogram da sarı çeşidi yulaf karışım şeklinde ekimi yapıldı. Evet, çok güzel günler alınmış. Tabii ki yani çok iyi rakamlar, yani ortalama 5-6 ton gibi diyelim. Yani çok iyi rakamlar aldık verimde. Hatta üreticilerin 3 ton yani 3 ton civarlarında gelir diye söylediği şeyler şu an 5-6 ton civarında yaş ot elde ettik. Ve bu tohumların yerli milli olması tabii ki çok önemli. Evet. Yani 2021 yılında da yine bakanlığımızın işte %75'ini yine desteklediği şu an 7 tane ilçemizde 4800 dekarlık alanları belirledik. İnşallah bu sene şeyi yapacağız. Yani yine devam edecek. Aynı projenin devamlı niteliğinde çünkü vatandaşlardan aldığımız tepkiler burada yani çok iyi. Yani yine ekmek yönünde aynı şeyleri, ürünleri ekmek yönünde olduğu için biz de aynı projeyi devam etmeyi düşündük. Ve hızlı bir şekilde alanda doldurduk. Böyle. Evet. Yani yüksek protein içeriği bakımından bir ve dediğiniz gibi münabeye giriyor pamuk öncesi veya başka diğer yazlık ürünler öncesinde de ekilebileceği için birim alandan elde edilecek yani ikisi miktarındaki verim de oldukça yüksek olduğu için mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Az önce de bahsettiğiniz gibi bu kaliteli kavyanın yüksek verimli hayvanlarda özellikle yüksek proteinli kesif yemlerle beslenmesinden dolayı bozulan rumen içeriğinin, işkembe içeriğinin düzenlenmesinde de çok önemli bir katkısı oluyor. Dolayısıyla kaliteli kavyanın rasyona girmesi büyük önem arz ediyor. Çok önemli. Artı bir şey daha ekleyeyim. Tabii. Burada bir işletmede kaliteli kabayan kullanıldığını düşünelim. Bu sayede yoğun yem dediğimiz bu fabrika yemlerinin kullanılması işletmede azalacak. Dolayısıyla daha karlı bir burada
üretim yapılacak. Evet. Ve az önce yani işletmeye gidenleri maliyet olarak daha fazla düşecek. Hem verim yükselecek, maliyet azalacak. Hayvanların beslenmeden kaynaklı rahatsızlıkları minimuma ineceği için oradan da bir hem hayvanlar sağlıklı olacağı için oradan da bir tasarruf sağlanmış olacak. Onlarla ilgili bakım giderleri de muhtemelen azalacak. Verim de artacak. Dolayısıyla karlılık artacak. Beslenmeye kaynaklı mesela metabolik rahatsızlıklar, evet. Hayvanlarda metabolik rahatsızlıklar ortadan kalkacak. Aynen. Ayrıca kaliteli kabayan ben çok önemli önemsiyorum. Kaliteli kabayan şeyde birim hayvandan elde edecek verimi daha fazla artıracak. Evet, kesinlikle o konuda projelerini tekrar takip etmeleri ve gerek ilçe müdürlüğünden gerekse buradan şube müdürlüğümüzden bilgileri alıp özellikle yapılan bu çalışmalar sırasında yapılan bakımlar, işte ekim miktarı, ekim normu, kullanılan gübre veya kullanılan ilaçlarla ilgili de detayları mutlaka öğrenip buradaki alınmış güzel sonuçları da kendi taralarında almalarını kendilerine tavsiye ediyoruz. Hemen isterseniz ekleyeceğiniz bir şey var mı konuyla ilgili? Bir de kaliteli kabayan kullandığında sap salan kavuz gibi dolgu maddesince zehirli olan yemlerin işletmede kullanılması azalacak. Bu da tabii otomatikman yani verim artışına, hayvanlarda verim artışına sebep olacak. Hı hı. Bu açıdan da kaliteli kabayan çok önemli. Hemen arkasından biraz da bakanlığımızın bu projeleri dışında ilimizde yetiştirici yapılan yem bitkilerine bakanımızca ödenen yem bitkileri desteği ile ilgili biraz bilgi veren değerli izleyicilerimize. Bakanlığımızca 2000 yılından itibaren yem bitkileri desteklemesi kapsamında üreticilerimize ödemeler yapılmaktadır. Evet. İlk yıllarda hayvancı destekleme kararnameleriyle çıkıyordu ama evet. Şimdi kendi ayrı tebliğ var sanırım. Evet, tebliğ kapsamında 2020-31 sayılı tebliğ kapsamında 28 çeşit yani ülkemizde 28 çeşit ürüne bakanlığımızca destek verilmektedir. Hayvana kabayan olarak yedirilen bütün yem bitkileri neredeyse ülkemizde yetişen yem bitkileri hemen hemen destekleniyor sanırım. Tabii ki hemen hemen hepsi destekleniyor. Yani bizim bölgemizde İzmir'de mısır silajı, İtalyan çimi, fil, yonca, sonra sorgum sudan otomelezi. Bunların yani tritikale, yulaf, yani yem bezelyesi bunların yoğun olarak üretimi yapılmakta. Bu kapsamda ilimizde 2020 yılında bakanlığımızca 11.450 çiftçimize 644.736 dekarlık alanda 55 milyon TL yem bitkileri desteklemesi ödemesi yaptı. Yapıldı. Evet. Şu anda hangi yem bitkileri ilgili müracaatlar ne durumda? Müracaatlar alınıyor mu? Onların süreleri ne zaman başladı, bitiyor? İsterseniz biraz da ondan bilgi verelim. Tabii ki 2020 yılı tebliğ henüz yayınlanmadı. Fakat bakanlığımız bu anlamda yani işlemlere devam etmek maksadında bir yazı gönderdi. Bunu tabii ki ilçe müdürlüğünde arkadaşlarımızla bunu paylaştık. Şu an talepler kabul oluyor ve şu an haliyle İtalyan çimi, yem şalgamı bunların kontrolleri yapılıyor. Dolayısıyla dosya kabulleri şu an yapılıyor. Hı hı. Fakat tabii ki tebliğ kapsamında en sonunda işlemler devam edecek. Hangi ürünlere ne kadar destekleme ödemesi yapılacağı ile ilgili birim fiyatlar açıklanacak. Yani ürünler net olarak belli 2020 yılı ürünleriyle 28 çeşit demiştim. O ürünlere yine aynı ürünlere destekleme ödemesi yapılacak. Bakanlığımızın belirttiği üzere tebliğ kapsamında da en son işlem fiyatları belli olacak. Evet. Bu kapsamda üreticilerimiz
iletişim bölümlerine kafasına takılan şeyleri bizlere her zaman sorabiliyorlar. Sanırım burada önemli olan bir hasat edilmeden önce mutlaka başvuruda bulunmak ve onun kontrol süresinde kontrolünün yapılmasını sağlamak önemli. Eğer yenilikleriyle ilgili şu anda hasat gerçekleşmemiş ve halen başvuru yapmamış olan varsa onlar da bir an önce başvurularını yapmalarını hatırlatalım ben diyorum. Tabii her sene genelde işte Kasım ayı yani geçen sene hatta Aralık ayına kadar bu uzamıştı. O zamana kadar yenilikçisi destek müracaatları yapılıyor. Ama bir an önce tabii şu an yani bölgemizde kaliteli kabayan anlamında yılda iki ürün rahatlıkla alabiliyoruz. Bu anlamda hızlı bir şekilde tabii aslında şeyde beklemek gerekiyor. Ekim yapıldı, yetişti, çıkmaya başladı. Hemen onunla ilgili bir indirimde. Tabii arkadaşlarımız bu anlamda zaten çalışmalarını yapıyorlar. Düzenlemelerini orada planlı bir şekilde gidip hasat kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Tabii ki bunun yapılabilmesi için öncelikle orada ürünün yetiştiğinin bildirilmesi lazım. Kesinlikle bildirilmesi gerekiyor. Onu atlamamaları önemli çünkü bu konuyla ilgili ciddi destekler var. Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce de yürütülen güzel projeler var. Yerli milli çeşitlerimizin ve yüksek verimde alınmış. Bu da ayrıca mutlu etti bizleri. Yani bölgemiz çiftçisine büyük katkı sağlayacak bir çalışma olmuş. Evet, yani bölgede adaptasyon, yani zaten Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından çeşitler Menemen bölgesinde geliştirildiği için adaptasyon kabiliyeti, erkenci ve çok, yani orta erkenci çeşitler kullanıldı. Ve verimler gerçekten şu an çok iyi. Bölge yani, tarımına uyacak şekilde yetiştirme periyotları, yetiştirme dönemlerine de ona göre dediğiniz gibi belirlenmiş, özellikle minarede yer alacak noktalarına göre mümkün olduğunca erkenci ve orta erkenci çeşitler seçilmiş. Aynen, yani şimdi şöyle pamuk öncesinde bir geçim, yani fi burada azotça zengin bir baklavir olduğu için toprağın da tabii ki azotça zenginleşmesini sağlıyor. Dolayısıyla iki yönlü bir fayda elde ediyor. Tabii ki burada daha sonrasında ekilecek olan ana üründe verim artışını insanlarımız, bunu üreticilerimiz muhakkak görecekler. Aynen öyle. Ve bu çeşitlere kesinlikle sahip çıkacaklarını düşünüyorum. Yani bu mutlaka münavede yer alması gereken bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Böyle ikincil bir fayda da aynı zamanda toprağın ıslah edilmesiyle ilgili de fayda olacak. Kuraklıkla ilgili zaten ülkemizde bir sıkıntı olduğu için özellikle ilimizde Gediz Havzası'nda bununla ilgili bir sıkıntı olduğu için yani fi kullanılması, suya daha toleranslı bitkileri kullanılması kesinlikle bu anlamda. Yani mümkün olduğunca çok kış yağışlarında yetişeceği için kuraklıktan minimum etkilenerek. Tabii ki soğuk unsurlar olur, fi olur, tritikali olur, yani yem mezellesi olur, yani bunlar kullanılabilir. Ali Bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben de böyle bir konuyla ilgili iletilmiş bir soru olup olmadığına bir bakayım dedim. Bizim de inmediğimiz herhangi bir konu kalmamış. Onunla ilgili verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka canlı yayında yeniden karşınızda oluncaya kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın diyorum.